Arkadaşlar selamünaleyküm. Malumunuz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem dışında hiçbir kadın ismi zikredilmemiştir. İşte bu videomda Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden bahsettiği halde neden kadınların ismini özellikle zikretmemiştir? Bunun sebep ve hikmetlerinden biraz olsun bahsetmek istiyorum. Ancak videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mümin veya kafir çeşitli insanların isimlerini zikreder. Bu insanlar içerisinde ismi doğrudan zikredilen tek hanım Hazreti Meryem'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin ismi bile Kur'an-ı Kerim'de yer almazken Hazreti Meryem'in isminin hem de defalarca zikredilmesinin elbette pek çok hikmeti vardır. Kadınlardan peygamber gelmemiştir. Lakin tarih boyu tevazu, iffet ve kamil iman sahibi hanımlar ola gelmiştir. Bunlardan biri de birçok kerameti bulunan Hazreti Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'e kitabı mukaddeste bahsedildiğinden daha fazla yer vermiştir. Hristiyanlar Hazreti Meryem'i haşa Tanrı doğuran olarak görürlerken İslamiyet iffetli ve sıddıka bir kadın olarak kabul eder. Hristiyanlıkta Hazreti Meryem, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu sebebiyle değer bulurken, İslamiyet Hazreti Meryem'i bütün kadınlara örnek bir kadın olarak takdim eder. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'in isminin zikredilmesi, Hazreti İsa'nın bekar annesi olması ve harika bir kudret tecellisine mazhar olduğu sebebiyledir. Diğer bir sebebi de Hristiyanlar tarafından Hazreti Meryem validemiz haşa Allah'ın eşi olarak kabul edilir. Dolayısıyla İslam'ın bizlere öğrettiği edep kaidesinden yola çıkarak bir erkek ulu orta hanımının ismini her yerde zikretmesi edebe muhalif bir davranıştır. Bu yüzden Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Meryem validemizin ismini özellikle zikretmesiyle Hristiyanlara adeta bir mesaj vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de başka kadınların isimlerinin zikredilmemesi ise kadınlara karşı saygı gösterilmesinin gereğine yönelik bir derstir. Kur'an'ın nazarında kadınlar her açıdan tesettüre layık bir yapıdadır. Onların bedenleri bir avret, yani namahremlerin bakmaması gereken bir nezahet ve nezaket timsali olarak değerlendirilmesi onların isimleri içinde söz konusu edilmiştir. Aşağıda mealleri verilen ayetlerde iki kadının, yani Hazreti Şuayb'in iki kızının isimlerinin de verilmemesi bu nezaketin bir yansımasıdır. Musa Medyen'in su kuyularına varınca orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Az sonra o iki kızdan biri utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi. Mümin kadınlara da söyle, gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye, yani dikkat çekmek için ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler mealindeki ayette de kadınların ayak sesleri bile saygın bir yere konulmuş ve namahremlerin işitmemesinin gerektiğine işaret edilmiştir.